Selamlar. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsündeyiz. Gördüğünüz gibi karşıda yemekhane binası var. Market var. Şimdi size bir stadyum göstereceğim. Devam edelim. Evet. Merdivenlerden devam ediyoruz. İngören'in eşsiz manzarası görüyorsunuz. Hava bulutlu. Şu manzaraya bakar mısınız? Allah'ınızı severseniz. Mükemmel bir manzara. Harika bir manzara gerçekten. İçimiz her zaman neşe, umut dolu gerçekten. Bu mutluluk, bu neşe nereden geliyor? Allah'ın izniyle yaşadığımız dosdoğru hayattan dolayıdır diye düşünüyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Hiçbir zaman biz mükemmeliz demiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz ve daha iyisini yapabilmek için uğraşıyoruz. Hayırda yarışıyoruz yani sadece. Gördüğünüz gibi. Yani bu kampüste hayatını geçirip de 4 sene artık 5-10 neyse uzatanlar da var. Buralara uğramayanlar var. Onlara bir video ile gösterelim. Yani şunları düşünmek lazım. Bakın. Zamanınız varsa bazı konuları yapın. Ve şunları da unutmayın. Herkes insan. Sen kendin yapmaya çalış. Kendini geliştirmeye çalış. Birilerine takılıp kalma. Şahıslara takılı kalan adam cahil adamdır. Bu kadar net. Evet, geldik stadyuma. Burada Amerikan futbolu oynuyorlar. Normal futbol. Yine koşu yeri de var atletizm. Öyle spor yapılıyor. Spor yapmak güzeldir tabii ki. Görüyorsunuz. Kampüse göre aşağıda kalıyor. Bayağı bir indik aşağı. Şöyle bir halı saha yapmışlar. Burada bir top oynarız yani. Güzel olur değil mi? Ve şurası da önemli. Bakın. İnsanlar bazı şeylere takılıyor. Benim yeteneğim yok diyor. Ben yapamam, ben edemem. Ya yaparsın, niye yapamıyorsun ya? Elinden geldiğince oyna. Önemli değil ya. Bazı şeyleri yapamayabilirsin. Hayata biraz farklı bakmak lazım. Fazla bir şeylere takılmamak lazım diye düşünüyorum. İnsanlar o kadar çok takıntılı ki bu nedenle de hiçbir şey yapmıyor. Bu da bir cahillik yani, onu söyleyeyim. Bakın şu stadyuma bakar mısınız? Böyle bir alan. Bu alanı görünce insanların bir içi açılıyor, bir ferahlıyor. Koskoca alanda tekim. Dünyada böyle tek olmak ister miydi insanlar acaba? Burası küçücük bir alan. Ve şunları da düşünelim. O mahşer günü, ebedi alemde. Böyle hani düşünemeyeceğin uçsuz bucaksız olacak. Ve mükemmel bir hesap. Mükemmel bir sistem olacak. Biz bu sistem içinde neler yapacağız? Burası da önemli tabii ki. İnşallah Yüce Allah'ın rızasına ulaşmış kişiler oluruz. Verilmeyecek bir hesabımız olmaz inşallah. Bunun için uğraşalım lütfen. İnsanlar gereksiz bir sürü işe uğraşıyor. Bunlara da uğraşsınlar. Bize kalacak hayırlı olanlar bunlardır. Bunları da unutmayalım. Sabah yürüyüşümüzü de yaptık. Spor işte bunlar. Bakın yürüdük. Allah'a şükür elimiz ayağımız tutuyor. Yok ben bu kadar hızlı koşarım. Diğeri şu kadar koşar. Hikaye bunlar. Geçeceksin. Önemli değil. Fazla takılmayın dediğimiz gibi. Bırak koşsun hızlı. Önemli değil. Asıl mesele senin o azmin, çalışma durumun. Bunlar önemli. Fazla bir şeylere takılmayın dediğimiz gibi. Her şey halledilir, yapılır. Ve bu dünyanın geçici menfaatlerine sakın ha takılmayın. Bakın insanlar diyor ki ben nasıl 5. evimi alacağım? Bugün hangi arabayı alsam, değiştirsem? Böyle tipler var gerçekten. Şunu düşünmüyor. Demiyor ki ya ben bir insana bir yardımcı olsam ki ihtiyacı olan birine. Hayırda yarışmıyor. Keyfi haram bir sürü işte yarışıyor. Her türlü işi yapıyor. Sonra da başına bir şeyler gelince neden oluyor diyor. Bunlar normal, onu söyleyeyim. Yani insanlar düşünmeli bazı şeyleri. Ne yazık ki düşünmüyorlar. İnşallah düşünürler diyoruz. Bakın çocuk gördüğünüz gibi spor yapıyor, ne güzel. Yapsınlar, güzel işler bunlar. Boş işlerle uğraşacağına spor yap. Öyle kendini bilmezlik yapıp sigara içeceğini, İçki içeceğini, haramlarda yarışacağını bunlar yap. Kıyaslamıyorum ama bunlar tabii ki çok daha hayırlı.
Şimdi bazılarının zoruna gidiyor. Keyfi her türlü işi yaptıkları için. Yani onların zoruna gider. Onlar ister ki hep herkes onlar gibi olsun. Herkes kafir olsun. Şimdi kafir deyince de zorlarına gidiyor. Niye zoruna gidiyor ki? Kafir git araştır. Benim dememe bakma, git araştır. Kafir nasıl olur? Kafirin alametleri nedir? Bir de kendine bak. Hepsi sende var ne yazık ki. Biz istemeyiz kimseye kafir demeyi ama öylesin. Ve seni düzeltmek için de uğraşacağız. İnşallah insanlar bir şeylerin farkına varır. Düşünmüyorlar. Ezberi işler yapıyorlar. Bakın Yüce Allah bizlerden aramızda selamı yaymamızı istiyor. Şu konuda da insanlar dikkatli olmalı. Bakın hangi ortama girerseniz girin. Ne olursa olsun. Tabii ki selamı yayacağız ama şöyle bir durum var. Şimdi selamun aleyküm dediğimizde, selamu aleyküm dediğimizde karşıdaki adamın ne demesi lazım? Aleyküm selam. Demezse bir günaha girmiş olur. Şimdi biz karşıdaki adamın hani ruh halini bilemiyoruz. Durduk yere adamı günaha sokacağım. Bazıları var yani bu duruma düşmek istemeyiz. Bu nedenle? Şimdi bu bir duadır. Yüce Allah'ın selam ve bereketi üzerine olsun demektir. Bu nedenle yani çok iyi ince düşünmemiz lazım. Yani insanlar durduk yere günaha girmez. Söylemeleri lazım ama söylemeyenler var. Ne yapalım? İnşallah düşünür insanlar diyorum. Hoşçakalın.